Jaitek devrildi yine. Lemar indirdi içeri. Pot altında blok geldi Simpson'a. Jamal Jones'tan yine müthiş bir mücadele var. Top Robinson'da kaldı. Jaitek tepesinde onun. Maçın hakemleri oyunu durdurdu şu an. Thomas Robinson kalkamadı yerden. Yine yerde kalan bir top. Yine yerdeki top için. Dört tane oyuncu topun başında şu an hakemler. Karar veriyorlar. Üç hakem bir araya geldi. İşte pozisyon. Robinson. Jamal Jones'un bloğundan sonra topu yakaladı ve öyle bir sahip oldu ki topa. Kimse elinden alamadı. Hem Jaiti hem Travis Simpson baskıda topu alamadılar. Saniye kaldı. Topun bitmesine karşısında Brandon Fraser var. Geriye çekilerek uçtuk. İsabet yok. Yerli Lovasini tipliğinin topu ama o top. Lokman ekip etiye belediye skorda kaldı. Şimdi Mustafa Başdur potaya gitti. Osiris Elbri çok iyi savundu onu. Paylaşılamayan top kararı. Hücum hakkı büyük çekmece basketbolun. Çok iyi bir savunma örneği Osiris Elbri'den. Kronoslav Simon. Simon'da Shane Larkin'e. Larkin dip çizgiden hareketlendi. Hala kendisinde top. Şimdi James Anderson. Temas aldı Anderson. Çizgiye gidecek. Faul hakkı doldu Fenerbahçe Beko'nun. Evet, Anadolu Efes cephesinin en büyük avantajlarından birisi de bu Müjdat. Yani Shane Larkin ve Vasily Micić oyunu yarattıktan sonra üçüncü, dördüncü opsiyon olarak gözüken James Anderson'ın çembere gitme tehlikesi. O alanı, yani 2-3 oyuncudan yaratılan alanı değerlendirebilecek bir atlet var çembere giden. Peters. Lamar Peters. Tyus la orada Tyus. Şişli blok. Yani blok da değil artık, bu farklı bir hamle oldu bu arada. Motum'a faul geldi. Sportsmenlik dışı faul de bekliyor Galatasaraylı oyuncular. Metin Türen de sağ omuzu tutuyor. Dördüncü faul oldu bu Metin Türen'in. Brutte ekstra Bursa Spor tabi o farkı kapatmak için biraz daha hızlı hücum etmeye çalışıyor. Tabi hızlı hücum etmeye çalışırken de o zorlama atışları ve birebirlere gidiyor. Tabi karşılığında kaçırdıklarında ya da işte az önceki pozisyon gibi blok olduğu zaman çok da kolay kendi potalarında sayı bulma şansı veriyorlar rakiplerine. Evet, bu arada şimdi hakemler tekrar izliyorlar az önceki pozisyonu. Yani Metin Türen de bu arada kendisini sakatlıyormuş neredeyse o pozisyonda. Evet. Hakemler tekrar pozisyonu izlediler. Sonra da karar geldi. Biz de bir kez daha izleyelim o pozisyonu. Doğru. Doğru karar. Doğru karar. 3 numaralı formasıyla Tevfik Akdemir. Tanner Leisner, Egemen Güven. Boş kalınca üçlüyü gönderdi. İsabeti bulamadı Egemen Güven. Rebound mücadelesi. Şehmuz'a kaldı top. Makura orada Şehmuz'a. Egemen Güven sert bir faul ve sportmenlik dışı faul kararı geldi. Pozisyon bu.